Milli cepheyi bölen anayasa değişikliği teklifinin destekçisi MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'den erken seçim çıkışı geldi. Mecliste gazetecilerin sorularını yanıtlayan Bahçeli, anayasa meclisten geçmezse parlamentonun yenilenmesi gerektiğini söyledi. MHP lideri, mecliste yaşanan gerginliklerden duyduğu endişeyi de dile getirdi. Görüşmelerde özellikle bir gerilim stratejisi izlendiğini belirten Bahçeli, meclisteki gerilim referandum sürecinde Türkiye geneline yayılabilir, dedi. Sayın milletvekilleri, demokrasi anlayışımız bu olmasa gerek. Devlet Bahçeli, oylamalara ilişkin yapılan fire tartışmalarına da değindi. Fireyi mercekle aramak lazım, diyen Bahçeli, evet oylarının azalmasını değil, artmasını beklediğini söyledi. Bir tek evet oyum vardır. Onu da vereceğim. Devlet Bahçeli ayrıca terör soruşturması kapsamında tutuklanan eski Mardin Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Türk hakkında da önemli bir açıklama yaptı. 74 yaşındaki Türk'ün sağlık sorunları olduğunu hatırlatan Bahçeli, Türk'ün tedavisine fırsat verecek şekilde tutuksuz yargılanması gerektiğini belirtti.